Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar Bernie'nin yapmış olduğu açıklamaları genel olarak bir inceleyip daha öncesinde yapmış olduğu bir takım duyurularla alakalı da konuşacağız. Bunlar genel olarak Shiba, Doge, Solana, Ripple, Cardano gibi altcoin'leri içerecek. Şimdi Tabii yeniler olmak suretiyle başlar. 2008 mortgage krizini bilmesiyle ünlü olan ve son zamanlarda Shib ve doge gibi meme coinlerin anlamsız olduğunu söylemesiyle kripto para alanında öne çıkan hedge fon yöneticisi Michel Burry pazartesi günü geç saatlerde Amerikan bankacılık sektöründe devam eden kargaşaya dair yorum yaptı. Shit ve doge yorumlarıyla gündeme gelen Burry ABD bankacılık krizinden bahsetti. Konut, krizi, e, konut krizini doğru bir şekilde tahmin ederek yatırımcılara milyonlarca dolar kazandıran ve The Big Short'a ilham veren Michelle Burry ABD bankacılık sektöründe devam eden duruma ilişkin görüşlerini dile getirdi. Burry öncelikle artık silinen bir tweetinde bu kriz çok hızlı bir şekilde çözülebilir. Burada gerçek bir tehlike görmüyorum dedi. Ancak genel olarak mevcut durumda yaşanan şeyin 2000'deki dotcom balonu 2008 konut kriziyle benzer olduğuna dikkat çekti. Şimdi 2023'te de dahil olmak üzere tarih boyunca şişirilmiş egoları ve kar ağrısı olan bireylerin aptalca riskler alarak başarısızlığa yol açtığını belirtti. Ee, burada zaten kriptoya bir atıfta bulunuyor arkadaşlar. Yani kripto yatırımcılarına bir atıfta bulunuyor. Çünkü burada bahsetmiş olduğu kişiler işte aptalca riskten vesaire aslında kripto ortamından bahsediyor. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Kendisinin asıl argümanı o oluyor ki. Kripto şu anki dünya geneli içerisinde e, mevcut halde süre gelen kriz ortamı enflasyondan kaynaklı olarak batabileceğine yönelik açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Böyle fakat işler bu şekilde olmayacaktır. Şu an kripto genel itibariyle herhangi bir sıkıntı içermiyor arkadaşlar. Bunlar piyasa içerisinde zaten inanılmaz derecede bir para dönüyor. Artık biraz daha e, klişeleşmiş durumlar böyle kendi kripto yatırımı yapmıyor olabilir. Ancak şu anda mevcut sistem içerisinde ne elde tutma oranları genel ayı piyasasının kontrolünde hatta arkadaşlar BTC tahmin edilenden çok daha iyi durdu makro içerisinde. Daha buradaki iyi durdudan kasıt fiyat düşüşü değil. Tabii ki Bitcoin'in kendi içsel bir durumu var. Ancak BTC'nin içsel durumu hesaplandığında daha ciddi düşüşler hesaplanıyordu. Bunlar ortalama 10-12 bin skalasından yeni bir kalkış beklenirken 15 buçuklarda Minimallik göstermek suretiyle kalktı. Yani Bitcoin mevcut kriz ortamında mevcut piyasa krizi içerisinde beklentinin üzerinde bir performans sergiledi gerçekte. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı piyasa içerisinde şu an kripto genelinde yok arkadaşlar. Ayrıca tam tersi şu anda mevcut enflasyon ortamı mevcut kriz ortamı dünya genelinde süregelen bu kriz ortamı en neticede başta kripto piyasasına yarayacaktır uzun vadede. Böri'nin yorumları ABD hükümeti ve Fed'in ABD'deki en büyük ikinci bankacılık başarısızlığı olan SVB'nin çöküşünün daha büyük etkilerini durdurmak için bankacılık sektörüne müdahale ettiği sırada geldi. Tanınmış yatırımcı ayrıca yakın zamanda SVB Bank'la 2001 yılında muhasebe dolandırıcılığı nedeniyle iflas eden enerji ticareti devi Enron arasında karşılaştırmalar yaptı. Bernie'nin uyarıları ...finans endüstrisinde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacına dikkat çekti. SVB yöneticilerini ise pervasızlıklarından dolayı eleştirdi. Ee, burada SVB'nin açıkça sıkıntısı tabii biraz daha FTX'e, Tera'ya benzer şekilde... ...iflasa giderken duyurmamaları e, oldu arkadaşlar. Fakat adamlar da bir şekilde işin içerisinden çıkabilmek için çırpındı. Bunu da söylemek lazım. Böyle yıllardır ekonomi ve borsa konusunda uyarılarda bulunuyor... Her şeyde tüm zamanların en büyük spekülatif balonunu görmemiz potansiyel konusunda uyardı. Ve vesaire bireysel yatırımcılar tüm çöküşlerin en büyüğüne yol açabilecek hisse senetleri ve kripto para birimleri satın almamaları konusunda uyardı. Özellikle Şiv ve Doj'un anlamsızlıklarına dikkat çekti. Bu uyarılara rağmen yatırımcıların spekülatif davranışlar sergilemeye devam etmesi, bazılarının piyasaların hesaplaşmaya doğru gidip gitmediğini sorgulamasına yol açtı. Şunu bilmek lazım bir kere. E, piyasada her zaman her ayı piyasasında bunlar olur arkadaşlar. Fakat yeni boğalar geldikçe böyle tarzında isimleri bir anda böyle piyasadan yok olmuş görürsünüz. Kriptonun case'ini adını ağzını almazlar. E, bir kere hususiyetle konuşmak gerekirse mesela şiv ve doj da anlamsız değildir. E, burada anlam açısından şuna bakmak lazım. Zaten ben hep söylüyorum yani mesela ben Shiba'yı, ayı 5 sene elimde tutmam. Ayı boğa döngüsünü takip ederim. E, ayı da toplanır, boğa da satılır ve kar elde edilir. Bunlar ayı boğa döngüsü takip edildiğinde ortalamanın çok üzerinde getiri potansiyelleri olan kripto paralardır arkadaşlar. Meme coin'ler için söz ediyorum. En büyük meme coin'ler için ama. Büyük ihtimalle şöyle bol sıfırlı çökük rankı olmayan bir meme coin alırsanız e, çok yüksek bir ihtimalle paranız tamamen eriyecektir. O ayrı bir konu. Çünkü meme coin'ler içerisinde evet ponzi sayısı çok fazla diğer kategorilere göre ancak Doge olsun, Shiba, Floki, Baby Doge tarzında e, bu denli ciddi yakım yapan düşük faiz oranlarıyla deflasyonist yapılar belirleyen bu tarz kripto paralar yükselişe meyillidir. Bunu da söylemek istiyorum ve e, boğa sezonunda gerçekten büyük hareketler gösterebilirler. Ayrıca anlamsız olduğu özellikle Shiba için söylenemez Zira e, Shibarium gibi bir orta, e, ortada bir gerçek var. Uzun vadede kullanım miktarlarını büyük ölçüde arttırabilecek. Haricinde Metaverse ve NFT'ler üzerinde de ciddi çalışmalar devam et, e, etmektedir arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi haricinde Solana, işte Cardano, Ripple gibi ağlarla alakalı da konuştu. Bir kere Ripple bugün çok fazla kullanılan bir ağdır ve saf blockchain yapısını taşır arkadaşlar Ripple üzerinde. Bunu da XRP'yi kullanarak gerçekleştirir ki bugün menkul kıymet olup olmadığı konusunda biliyorsunuz secde davalıklar fakat büyük ihtimalle de kazanacaklar. Dolayısıyla kesinlikle Ripple blockchain'in kripto üzerinde özel sektöre yayılmış en büyük halidir. Anlamsız olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca nitekim Solana Tabi büyük bir ağdır fakat durduruldu gibi haberlerden dolayı gelecek yıllarda bir takım sıkıntılar yaşamasını beklediğim bir kripto paradır arkadaşlar Solana benim. Tabi yine iyi bir boğa sezonu bekliyorum bu sezon içerisinde ama genel olarak Solana ağı uzun vadede Ethereum'a karşı elemine olabilecek bir genel yapı içeriyor. Bunu da söylemek istiyorum maalesef. Tabi bu yıllar boyunca devam edip süre gelen bir durum olacaktır. Bunlardan bir diğeri ve sonuncusu Cardano olacak ki Cardano da yine piyasa içerisinde baş geliştirici faaliyetleri gösteren, haricinde iyi çalışmalar yapan bir projedir. Dolayısıyla Cardano'ya da kesinlikle sıkıntılı diyemem arkadaşlar. Kaldı ki böyle burada Bitcoin ve Ethereum için bile bunları söylüyorum. Neler olmuştu? Sebebi artan faiz oranlarının bilançosuna ağır bir yük getirmesi ve Büyük ölçüde ABD hazine tahvillerinden oluşan menkul kıymetler portföyünün değerinin yüksek oranlar nedeniyle düşmesi nedeniyle bir banka tasfiyesiyle karşı karşıya kaldı. Ardından geçen hafta düzenleyiciler tarafından kapatıldı. Seeb'in çöküşü diğer iki bankanın Silvergate ve Signature Bank yani ki e, Signature çökmedi aslında iflas etmedi ama yine de FDIC olaya el attı arkadaşlar tabi o mesele de biraz karışık, iflas etmesiyle aynı zamana denk geldi. İkisi de kripto paralara odaklı hizmetler sunuyordu. Börü, SVB'nin çöküşünü 2008 krizi ve 2000 dotcom balon çöküşüyle karşılaştırmasının yanı sıra hükümetin daha fazla para basarak bu şirketleri kurtarmasının aşırıya kaçtığına işaret etti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.